Merhaba arkadaşlar. 12. ve ilk etap derslerimizin sonuncusuna hoş geldiniz. Dersime ciddiye almanız gereken ve gerçekten önemsemeniz gereken uyarılarla başlamak istiyorum. Birincisi, bu derste her yaşa ve her kesime uygundur. Hangi yaşta olursanız olun, eğitim seviyeniz ne olursa olsun, İngilizce'den anlıyorum veya anlamıyorum ne diyorsanız deyin, herkes için sıfırdan başlanmış, herkesin anlayabileceği seviyede derslerdir bunlar. Yaptığım derslerin, sıfırdan başladığım derslerin adını Meet English, yani İngilizce ile tanış dedim ve 1'den 11'ye kadar ve bu da 12'si olan sayılarla sıraladım. Sıfırdan başlıyor derslerim ve toplam 10 ders, bununla birlikte 11 ders olacak. Bundan önceki 10 dersimin toplamı 86 dakika sürdü. Bunu okula gittiğiniz ders saatleriyle hesaplarsanız öğlene kadar bile değil. Sadece 2 saat, 2 ders saati ediyor. Öğretmen geliyor, teneffüse çıkıyor, bir daha gidip geliyor. Ve bu dersin tamamını vermiş oluyor. Bu kadar kısa bir sürede vermiş olduk dakika olarak hesaplarsanız. Evet, ve korona günlerinde evinizde kalıyorsunuz veya mecbur bırakılıyorsunuz, mecburen evde kalıyorsunuz. Bu zamanlarınızı değerlendirmek için bu fırsat olarak düşünün ve işte size bir fırsat, İngilizceyi öğrenmiş olarak karlı çıkın. Ve bu karınıza sizin konuşmak olabilir. Konuşmak da oldukça kolay. Bunu ileriki derslerimizde göreceksiniz. Yeter ki devam edin. Evet ve derslerimin tamamını birden itibaren Meeting English adıyla başlayan derslerimin tamamını izleyin arkadaşlar. Ve bundan sonra göndereceğim derslerden de haberiniz olması için bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Bu dersleri gibisi yok iddia ediyorum. Herkes için en iyisi bu. Diğerleri zaman kaybı. Onlara YouTube'dan inceledim, araştırdım ve benim tanıdığım insanların aradığı dersler onlar değiller. Elbette ki bundan sonra daha da ilerlemek isterseniz o aynı zamanda ileri derslerde devam edeceğim. Onları da takip edersiniz yine benimle birlikte. Konumuza geçiyoruz. To be, olmak ile cümleler, olmak cümleleri kuruyoruz. Fark etmez olmak veya hangi cümleler olursa olsun arkadaşlar şöyle bir düşünelim önce. Biriyle konuşurken veya kendi kendinize konuşurken veya kitap okurken rastladığınız konuşmalar veya diyaloglar nelerden oluşuyor? Birincisi emir. Hani deriz ya emrivari konuşuyor ve bizi oldukça sinirlendiren konuşma tarzı. Git, gel, otur, kalk, su getir gibi dediğimiz cümlelerdir. İkincisi olumlu veya olumsuz cümleler kuruyoruz bunlar. Mesela yemek yapıyorum, yemek yaptım. Arabamı tamir ettireceğim, arabayı tamir ettirmeyeceğim ve benzeri. Olumlu veya onun tersi değil diye kullandığınız cümlelerdir. Ve diğeri ise soru cümleleri kuruyorsunuz arkadaşlar. Soru cümleleri de kendi aralarında ayrılıyor. Biz soru cümleleri kuruyorsak Türkçe'de sonuna mi koyuyoruz? Ödevini yaptın mı? Evet, sen öğrenci misin diye mi koyuyoruz veya diğer soru sözcükleriyle sorularda soruyoruz. Nerede kaldın? Nereye gidiyorsun? Ne aldın? Nasıl buldun? Gibi cümleler kuruyoruz soru sözcükleriyle. İşte şimdi bunlardan bu tür soruların ve cümlelerin İngilizce'deki şekilleri nasıl olur? Birincisi emir. Sevmediğimiz konuşma tarzı, emrivari konuşmalar. İmperatif İngilizcesi. Örneğin be happy. Bakın mutlu ol diyor. Hoşuna gidebilecek emir cümlelerde var. Mutlu ol. To be olmaktı. To'sunu kaldırıyoruz Mac'ını geriye. Be kalıyor. Mac gidince ol kalıyor. Mutlu ol. Dikkat edin. İngilizcenin Türkçeden güzel bir yanı daha var. İngilizce'de son söylenen, Türkçe'de son söylenen şey İngilizce'de en başta söyleniyor ve olay bitiyor. Ol mutlu diyorlar onlar. Biz de mutlu ol. Mesela siz şunu diyorsunuz. Uzunca bir cümle kuracaksınız. Karşındaki kişi sizi anlaması için cümlenin sonunu beklemesi gerekiyor. Çarşıdan aldığım veya kitaptan aldığım kitaplarımı eve getirip teker teker okudum. Okudum diyene kadar hiç kimse bir şey anlamaz. Ama İngilizce'de bu en başta söyleniyor. Peşinen okudum deniyor. İngilizce'nin avantajı, Türkçe'den bir avantajı daha burada. En sonda söyleneceği en başta söyleyip kurtuluyoruz başta. Ol mutlu. Mutlu ol yerine ol mutlu diyorlar onlar. Evet, iyi bir çocuk ol. Be honest. Dürüst ol. Be logical. Mantıklı ol. Be with your family, ailenle birlikte ol, yanında ol, ailenle ol. Be used to trouble, sıkıntılara alış. Used to, be used to, alış demek.
Don't be afraid. Olumsuz da yaparsanız bunları don't'la yapıyorsunuz. Başına don't koyuyorsunuz birinin. Don't be afraid. Korkma. Don't be hopeless. Umutsuz olma. Hani İstiklal Marşı'nda diyor ya, korkma sönmez mi şafaklarda güzel alsancak. Evet, umutsuz olma anlamındaki korkmadır o. Don't be helpless. Çaresiz olma diyor. Ve şimdi diğer bir cümle yapısı, cümle türü olumlu olumsuz cümleler yapıyoruz. Hadi olmak fiiliyle nasıl olumlu olumsuz cümleler yaparız? I am Ahmet veya ben Ahmet'im demek yerine my name is Ahmet de benim adım Ahmet diyebiliyorsunuz. I am not Ahmet. I am yerine ardına not koyuyorsunuz. Oluyor olumsuz. Ben Ahmet değilim. Not da olumsuz demektir zaten. Ben Ahmet'im ve ben Ahmet değilim. My name is not Ahmet. Benim adım Ahmet değildir. I am a student. Öğrenciyim. My father is a worker. Babam bir işçidir. I am not student. Ben değilim öğrenci. My father isn't worker. De babam değildir. İşçi. Bakın I am not. My father is not yerine isn't diye birleştirebiliyorsunuz. Evet. Maybe I'm foolish. Maybe I am blind. Yine bir şarkıdan söz yazdım buraya. Belki aptalım, belki de körüm. Foolish, aptal, blind, kör. Maybe de belki demektir. I am foolish, I am blind. I am from Ankara. Ben from Ankara. Ankara'dan. From den'den anlamına geliyor. I am from Ankara veya my city is Ankara. Benim şehrim Ankara diyebilirsiniz. I am not from Ankara. Ankara'dan değilim. My city isn't Ankara. Benim şehrim Ankara değildir. Is not yerine isn't kısaltabiliyoruz. Ama I am not'ı kısaltmıyorsunuz. I am'ın falan diye kısaltma yok. My brother and sister. Benim kardeşim, erkek kardeşim ve kız kardeşim. İkisi birden olunca they olduğu için are yazdık. Evet, ikisi çoğul oldu yani. My brother and sister. İkisi birden he de değildir, she de değildir. Onlar they'dir. O ikisi onlar. Are not students, öğrenci değillerdir. They are not school age children, okul yaşındaki çocuklar değillerdir onlara. They are not. They are lovely, onlar sevimlidir. But they are not calm, sakin, sükut çocuklar değillerdir. Evet, dedikten sonra olumlu olumsuzla ilgili bir hikayeleştirilmiş bir şey okuyalım. Hello, this is my friend Fatima. She is my best friend. She is in Istanbul. Because she is a university student, but her family is not in Istanbul. They are in Bayburt. She is 21 years old. 21 yaşında. Sadece şöyle diyebilirdi onu. She is 21 deyip bırakabilir. 21 years old demesine gerek yok. 21 demesi yeterlidir. She is young. Gençtir. She is not old. Yaşlı değildir. She is 170 centimeters. 170 santimetredir. She is tall. Uzundur. She is not short. Kızlar için toldur tabii ki 170 santimetre. Evet, erkekler için kısa sayılır. She is not short, kısa değildir. Okumadan geçtim, özür dilerim. I am her closest friend, onun en yakın arkadaşıyım. She and I, o ve ben are dedik. Bakın, I am demedim. Çünkü o ve ben biz oluyor. We are oldu. We are good friends. İyi arkadaşlarız. We are not separated at all. Hiç ayrı kalmıyoruz. Hiç ayrı değiliz. Separated ayrı. We are not değiliz at all hiç. Evet, bunların kısaltmaları da var. I am yerine I'm yazabilirsiniz. She's yerine she's, he's yerine his, it is yerine it diyebilirsiniz veya okuyabilirsiniz. You are yerine your, we are yerine we're, they're yerine they're diyebilirsiniz. Not'ların kısaltılması, I am not'ta kısaltma yok. Is not'ın kısaltılması isn't, are not'ın kısaltılması ise aren't şeklindedir. Evet, evet hayır soruları. Yapmanız gereken şey I am'deki am'i sadece I'ın başına almak. Am I driver? Ben şoför müyüm? Yes you are. Evet. You are driver demenize gerek yok. You are diye bırakabiliyorsunuz. No you aren't. Değilsin. Evet. Is she a nurse? Bakın she'nin izini de başına koyduk. Soru oldu. Bizdeki me sorusu bunlar da yardımcı yani emizarın başa gelişiyle oluyor. Is she a nurse? Hemşire mi? Yes she is. Evet. No, she isn't. Hayır, değildir. Are you from Konya? Konya'dan mısın? I am not. No, I am not. Değilim. Yes, veya yes'e gerek yok. Düzeltebilirsiniz. I am from Erzurum diyebilirsiniz. Am I in the house? Evde miyim? No, you aren't. Yes, you are. Evet, evdesin. Is it your dog? O senin köpeğin mi? No, it isn't. Yes, it is. Evet, o benim köpeğimdir. Veya no, it isn't. O benim köpeğim değildir diyebilirsiniz. Yani no, it isn't my dog demeniz gerekmiyor. Veya yes it is my dog demenize gerek yok.
Çünkü soru bellidir ne olduğu. Bir daha onu tekrarlamaya gerek yok. Zaten dil de tekrarlanan kelimelerin tekrarlanmasını sevmiyor. Evet. O yüzdendir ki Ayşe yerine şi diyoruz, Ali yerine hi diyoruz. Ayşe ve Ali yerine de dey diyoruz. Çünkü aynı şeyler tekrarlamaktansa yerlerine kelimeler kullanıyoruz. Evet. Bu arada onu da söyleyeyim ki ismin yerine kelime kullanıyorsanız ay hi şi it gibi Ayşe'nin yerine şi Ali'nin yerine hi gibi kullandığınız kelimelere de zamir dönüyor. Arı yüzüttü, yüzüttü alışkın demektir. Arı yüzüttü alışkın mısın? İstanbul veya alıştın mı diye de çevirebilirsiniz. Yes I am, alıştım. I am used to diye gerek yok. Is your brother, senin erkek kardeşin. Bakın your brother he. He yazmamışız da your brother yazmışız. Onun başına is aldık. Is your brother, senin kardeşin used to İstanbul, İstanbul'a alıştı mı? No he isn't. Alışmadı. Uzatmaya gerek yok. No he isn't. Used to İstanbul demenize gerek yok. Siyah yerler yazarsanız uzatmış olursunuz. Am I Clarion? Ben burada İsmail Yakan'ın şarkısı var. Yoksa ben zurna mıyım ha? Dediği bir şarkısı var. Komik bir şarkı. Am I Clarion? Ben zurna mıyım? Diyorsanız ki evet zurnasın. Yes you are. Clarion diye uzatmanıza gerek yok. Dediğim gibi siyah yerler yazarsanız uzatmış olursunuz. No you aren't. Evet. VH soruları diyoruz ya da WH soruları. WH soruları dememizin sebebini şimdi anlayacaksınız. Çünkü her biri VH ile başlıyor. O yüzden WH dönüyor. Who are you? Who kim demek? Yine bakın you'nun başına arı aldık. Türkçe'de bunu yapmanıza gerek yok. Soru yapmaz da başına ne, kim derseniz soru olmuş oluyor. Ama İngiliz'de bu yetmiyor. İngiliz'de illa emizarı kelimenin yani işi yapan kişinin en sen o biz siz onların başına koymanız gerekiyor. Who you are olmaz. Who are you demeniz lazım. Kimsin? I am your president. Ben senin başkanınım. Burada yine komik bir şey var. Mersinli kişi ne yapıyordu? Ben sizin presidentinizim. Ayağınızı denk alın diyor ya. Oradan aklıma geldi bu örnek. I'm your president. Ben sizin başkanınızım. Cumhurbaşkanınızım. What's your name? Senin adın ne? My name is Ali. Benim adım Ali'dir. Bakın is yine your name'in başına alınmıştır. Evet. Whose kimin demektir? Whose is this car? Bu araba kimindir? It is. Yani it araba. It is her car. Onun arabasıdır. Veya Ayşe's car. Ayşe'nin demenin yolunda sonuna s koyarak da diyebiliriz. Ayşe'nin arabası her orada Ayşe's anlamında. Which is better? Hangisi daha iyi? Ben de diyorum ki the blue one, mavi olanı. One böyle şeylerden sonra, sıfatlardan sonra mavi, iyi, güzel kelimelerinden sonra gelen one olan anlamına geliyor. The blue one is better. Mavi olanı daha iyi. Where are you from? Neredensin? Bakın arı hala başa alıyoruz. Emizar başa alıyoruz. Öznelerin başına. Özne dediğimiz şey işi yapan, konuştuğumuz kişinin başına kişiye özne deniyor. İşi yapan kişiye. Neredensin sen? O da diyor ki I am from İzmir. When is your birthday? Doğum günün ne zaman? It's 10-9-2020. 9. ayın 2'si 20'de. Evet günlerin başında 10 preposition'ı kullanıyoruz. O yüzden 10 yazdım oraya it's'den sonra. How are you? Nasılsın? I'm fine. İyiyim. Thanks. Teşekkürler. And you? Ya sen nasılsın? What is chair? Chair nedir in Turkish? Türkçe'de nedir? It is sandalye. Chair sandalyedir. Evet, how old are you? Kaç yaşındasın? Demek yerine ne kadar ya eskisin diye soruyorlar. Biz onu kaç yaşındasın diye çeviriyoruz. Onlar ne kadar eskisin sorusu soruyorlar. Hatırlayın, how'dan sonra bir sıfat koyduğumuzda ne kadar diye anlamı oluyordu. İşte ne kadar eskisin? I am 18. Years old dememe gerek yetiyor. Bakın ne kadar uzunsun? Yine how'la. How tall are you? I am 170 diye bırakabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar işte VH sorularıyla WH sorularda bu şekilde oluyor. Soru sormanız için illa öznenin başına emizar, Ayşe, emizar, Ayyubide Hişiyit'in veya onların yerine kullandığınız isimlerin başına illa yazılmak zorundadır. Unutmayın başına soru sözcüğü yazdınız diye soru olmuyor. Saat kaçı da öğrenelim. Bugünkü deyimler yerine saat kaç demeyi öğreneceğiz. Üç şekilde saat kaç diyebilirsiniz. What is the time? Zaman nedir? What time is it? Hangi zamandır? Veya have you got the time, saatiniz var mı sorularıdır. Birine saatiniz var mı diyorsanız evet var diye cevap beklemiyorsunuz. Karşılığında alacağınız cevap
bir saat zamanın ne olduğudur. Tam saatlerde o'clock diyoruz. Mesela it is ile başlıyoruz her zaman. It is 11 o'clock. Saat 11'dir. 11.00'dır. Tam saat olunca o'clock diyorsunuz. Evet, saati söylerken format şöyle olmalı. It is ile başlıyorsunuz. Dakikayı söylüyorsunuz. Sonra var diyorsanız 7'ye 20 var gibi. Var diyorsanız to 7'ye 20 geçiyor gibi. Geçiyor diyorsanız da past deyip ardından saati söyleyeceksiniz. Örneğin it is 23. 23 past geçiyor 7 7'ye. Veya var deseniz it is 23 to 7. 7'ye 23 var demiş olursunuz. Çeyrek 15 demek yerine çeyrek diyoruz biz ona. It is quarter, quarter diyoruz. To 6. 6'ya çeyrek var. Buçuk dediğiniz zaman it's half past 10, 10.30 geçiyor dersiniz. Evet, bir de ödevimiz var arkadaşlar. Bu boşlukları uygun kelimelerle tahmin edin ve doldurun. Ve dersimiz de burada bitiyor. Bir sonraki dersimiz toplam 5 dakika sürecek. There is, there are, var anlamındaki kelimeler bunlar. Have got, has got ise sahip anlamındaki, sahip olmak anlamındaki kelimeler. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar diliyorum.